Merhabalar. Şimdi pratik derslerimizi çekmeye başlıyoruz. Hangi sırayla çekeceğiz? Tabii ki de biz laboratuvarda ne hazırlıyorsak o sırayla çekeceğiz. Bugün TAE hazırlayacaktık. Şimdi TAE, tris, asetik asit, EPTA. Ve biz bunları da kullanıyoruz. Ateroz elektro frezinde kullanıyoruz. Tampon çözelti olarak. Onun için 3 tane şeye ihtiyacımız var. Ve bir de reseptiye ihtiyacımız var. Yani tarifine neyden ne kadar koyacağız. Onu tabii ki de İnternetten buluyoruz. Defterimizi zoomlayalım. İnternetten bulduğumuzda işte 10x için bulduk. 10x için demek yani 10 katı hazırlıyorsun demek. Her seferinde onda bir TL çeksin anlamına geliyor. 1 litre için 48,5 tris, 11,4 mililitre asetik asit, 20 mililitre de EPTA olması gerekiyor. Biz bunu 500'de hazırlayacağımız için yarıya böldük hepsini. Yani 24,25 gram tris tartacağız. 5,7 mililitre de asetik asit koyacağız. Bir de et de koyacağız. Evet, şimdi başlayabiliriz. Şimdi önce bir tane cam şişemiz var şöyle. İçine bir tane magnet attım. Magnet döndürmesi için. Ve önce biraz su koyarak başlayacağım. Bu otokulavuzdu ama gerekmiyor aslında otokulavuzdu. Ama madem var neden kullanmıyorum? 500'ün hepsini tabii ki koymuyoruz önce çünkü hacim artışı olur ama ilk başta çözülmeye başlasın diye biraz suyunu önden koyuyorum. Sonra bunu şöyle çevirmeye başlıyorum direkt. Bu tris babes. Tris diye söylediğimiz şey. Moleküler ağırlığı falan şurada yazıyor. 121,14. Toksik değil. Toksik olmadığı için de burada tartabiliriz. Şimdi bu da farkımız. Bekliyoruz açılsın diye. Açılınca tartacağımız şeyi koydum. Bunu bir sıfırlıyorum. Sonra kaçtı? 24,24. Şöyle bir tuz kendisi. Zaten buffer'ın içindeki ya tampon olmasını sağlayacak olan tuzlardan birisi. Sodyum klorür kullanılabilir. Mesela potasyum klorür kullanılıyor. Şöyle tartıyorum. 24,25 gibi bir şeydi. Bu çok aşırı hassas bir şey değil. Çünkü saat sonradan çok seyreltilecek. Yani böyle yani çok hassas olan yerler var, olmayan yerler var. Bu olmayanlardan birisi. Şimdi bunu geri koyarken bu temizse geri koyuyoruz. Kaşığınız temiz değildiyse geri koymuyorsunuz. Biz daha önce bir şey kullanmamıştık. Onun için şöyle koydum. Sonra bu tuz zararsız bir şey ama zararlı bir şey de olabilir. Onun için o çok bir yere saçmıyoruz kaşığımızı. İşim çözülmeye başlasın. Şimdi EPTA bu. EPTA'nın adı Tritiplex İ3 olarak geçiyor. Şurada açılım var. Etilen dinitro bir şey EPTA yani. 372 gram per mol. Şimdi bunu hazırlarken ne demiştik defterimizde? Az önce Rümeysa da soruyordu yazıyı yazan kişi. Kendisi şu an kamera arkasında. Bu yani nedir? Bu bizim stok solüsyonumuzun konsantrasyonu. Onun için bu değişmiyor. O yüzden önce bunu hazırlamanız gerekiyor. Yani EPTA'yı buradan hesaplayıp gram olarak koymuyorsun direkt. Neden koymayacağını da söyleyeyim. EPTA pH 8'e gelmeden çözülmüyor. Bizim daha önce, burada sizler için önceden hazırladığımız EPTA'mız var. pH 8'e gelmeden çözülmüyor ve pH 8'e biraz zor geliyor. Onun için bunu hazırlarken işte 0,5 moler için ne kadar gerekli olduğunu hesap edip sonra koyuyorsun suya. Ondan sonra içine böyle sodyum hidroksit atmaya başlıyorsun. Atıyorsun. pH 8'e gelince zaten hiç ölçmene gerek yok, çözülmüyor. Çözüldüğü zaman anlıyorsun geldiğini. Ondan sonra şimdi işte bizim önceden var. Bunu
şey yapmıştım. Ne kadar lazımmış? 5.7 mililitre. Bunun için ufak bir buz buz arası işinden sonra Rümeysa yine soruyor. Bunun adı buz buz olamaz diye bilenmiyor. Bunun adı buz buz. Yani pipet mal yazıyor evet kutusunun üstünde ama biz buz buz. Şimdi bununla az önce yanlış söylemişim. 10 mililitre etta çekecekmişiz. O zaman şöyle getireyim. Şöyle ettamı açayım. Hafif. Bu pipet, yani böyle tek kullanımlıklar var şu an bizde. Çünkü ücrete bunlar kullanılıyor. O yüzden burada da bunlar var ama bence yani bunu atmayalım. Mesela burasına etta yazayım. Öyle dursun çünkü habire etta kullanıyorum. Her seferinde yeni pipet açmaya gerek yok. On mililitre çektim. Şimdi koyuyorum. İşte bu aşamada bunu sudan, yani solüsyondan koymazsam, şeyden koyarsam, tozdan koyarsam direkt aşağıya çöküyor ve bir daha çözülmüyor yani. Öyle bir olayı var bunun. Tecrübeyle sabit. Ya da siz de bunu tecrübe etmek isteyebilirsiniz. Edin yani. Ne olacak? Şimdi en son asetik asit koyacağız. Ama asetik asitin kokmasını istemiyorum. O yüzden bunun bir çözünmesini bekliyoruz. Zaten çözüldü. Şimdi volümü tamamlayacağız. Çok hassas değil demiştim ya. Şunun için değil. Çünkü şurasını 500 kabiliydi. Suyu oraya kadar tamamlayacağım. Dolayısıyla 505 ya 510 mililitre koymuş olabilirim. Şimdi bir isim yazalım. Yazmak yani çok önemli. Sonra yani her türlü o detaya ihtiyacım oluyor. Şöyle koyalım. Şimdi isim yazarken ne yazıyoruz? Bu Onyx Tie'ydi. Kim hazırladı? Ben hazırladım. Ne zaman hazırladım? Ayın kaçı kim bilir bugün? 21. İşte mesela bunu 20 diye görüp eskimiş sanabilirdik. 21. Başka ne yazmam lazım? pH'ini ölçseydim pH yazardım. Ama ölçmedim şu an. Şöyle bir yapıştırıyorum bunu. Şimdi volüm artışı olacak aslında. Hani tam ölçüyor olsaydım ölçerdim ama şu an onu önemsemedim. 5.7 mililitre asetik asit çektim. Şimdi aramızda kalsın diyeceğim ama YouTube'a giriyor kendim. Kötü bir espri olacak aramızda kalsın dersem. Asetik asit yapıp da açsak iyiydi ama şu an hudumu sıkıyorum. 5.7 göstereyim ben. Şuraya kadar, sıfıra kadar 5. Şu 5.5, 5.7 şurası. Şöyle. Oraya kadar çekeceğim. Neyse ki artık hepimiz şey takıyoruz, maske. Oh, çok güzel karıştı. Bir de şöyle bir alver yapayım. Bunu yine kağıdına koyuyorum. Çok kokmadı zaten. Diyorum. Şimdi bu hazır. Şimdi bu Onyx ne demek? Değil mi? Onyx ne demek diye düşünüyoruz. Düşünelim. Onyx şu demek, bu 10 kat konsantre demek. Yani normalde hep herkesin aklı karışır yani bununla, çok normal. Şimdi Onyx'e senin stoğun, sen 1x'e düşürmek zorundasın. 50x'e yine 1x'e düşürmek zorundasın. 1x working solüsyon oluyor, yani kullanacağın hali. O zaman mesela Onyx'ten kullanacaksan ve 500 mil'e kullanacaksan 50 mililitresini sadece bundan alıyorsun. Üstünü suyla tamamlıyorsun. 50x'ten alacaksan ve 500 mili sadece 10 mililitresini bundan alıyorsun. Üstünü 500'e tamamlıyorsun oluyor. Evet, şimdi bunu da anladıktan sonra 1x'imizi hazırlayalım. Evet.
Buna fazladan isim yazmama hiç gerek yok. Çünkü şey, bu sürekli hani boşalıp tekrar hazırlanacak. Esas stok önemliydi. Ölçmek için şöyle bir şey kullanabilirim. Tampon. Üsteyiz olmayan bir tampondu. 50 koyuyorum şu. Bunu şey atmama politikamızdan yola çıkarak fae için diyoruz. Çünkü hep bununla tartarız zaten. Zor zamanlarda bir sıkıntı lazım. Yine su alacağım ama suyu aslında otoklavlu suyumuzu harcasam mı Hüseyin abi? Bence harcamayayım. Evet. Onun üstünü gidip su şeyinden dolduracak. Orayı size göstermeyeceğiz. Çünkü şu an orada bir dolu insan var. İşte neyse anladınız. Şuraya kadar distil su kullanacağız. Sonra jel dökerken bunu tankın içine koyarken de bunu kullanacağız. Ondan sonra bunu ise sadece stok olarak kullanacağız. Bu kadar.